Şimdi, Selin, senin Kurak Günler filmin, insanlar savunuyor bu filmi. Sosyal medyada görüyorum sürekli. Gidip seyredeceğim, gidip seyredeceğim diyerekten. Çünkü Kültür Bakanlığı desteğini geri çekiyor ve ben size diyor, şöyle bir destekte bulundum, şimdi onu bize geri ödeyin diyor filan. Bu da bir tartışma yarattı tabii. Ve tartışmadan sonra sizi savunan insanlar oldu. Yani aslında belki de Hani bu işte dijital platformlara filmler veriliyor filan ya sinemalarda işte e, film seyretmeyecek miyiz falan tartışmasının içinde aslında e, belki de aranan kan bulunmuştur böyle bir hikayesi olması insanları tekrar sinemaya çekiyor ama buradaki tabii ki e, ideolojik bir neden yok burada sanata destek var bu filmi izlemeye gidenlerde. Nasıl hissediyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bu olayları? Yani şöyle aslında bence de çok tatlı nostaljik bir şey oldu çünkü mesela bugün galiba beşinci günümüz bu hafta sonu boyunca hepimize bir takım fotoğraflar geldi özellikle Kadıköy sinemasının önünde Beyoğlu'nda bayağı uzun kuyruklar kuyruklar var, var. evet çok güzel, güzel. bir istim yani güzel. bir gün evet. böyle e, Aklına fikrine güvendiğiniz, yeteneğine güvendiğiniz bir yönetmenle çalışıyorsunuz, bir filmin bir fikrin temsilcisi oluyorsunuz ve bütün yazınızı o karakterle uğraşarak geçiriyorsunuz ve sonra böyle karşılığının böyle olması ve böyle tatlı bir destek görmek aynı zamanda da yalnız olmadığınız anlamına da geliyor. Yani hem seyircisi olarak o şeyin, hem de oyuncusu olarak bu birlik duygusu. Ben şu an ben ve ekibimiz çok mutluyuz. Tabii ki de. E, Keşke pozitif bir şey yüzünden böyle olsaydı. Bu çok çabasız bir şey olsaydı. Evet ama bence bence böyle bir hikayesi olması da ya tabii değil arzu evet, ettiğimiz bir tatlandı. şey değil evet. yani Kültür Bakanlığı ve sinemacıların ilişkisinin böyle gerçekleşmiş olması ama bir yandan da sanatçıların destek vermesi, evet. bir yandan da seyirci yönlendirmeleri ve ee, birçok sanat filminin açılış hafta sonuyla da karşılaştırılıyor. Hakikaten yüksek bir açılış gösteriyorsunuz. Evet, iyi bir ee, Ve e, Türkiye'nin en çok gişe yapan e, oyuncuları, ondan sonra prodüktörleri artık tamamen dijital platforma kaçmışlarken buradaki bir riski, sinemalardaki riski göze alamıyorken böyle bir cesaretle ve halkın e, sanatçılar da aydınlar da halk ve gerçekten halka hitap ediyorlar. İşte Hı -hı. o halkın desteğiyle sinemalarda oynuyor. Harikulade bir hikaye bence. Hı -hı. Bence gereken hikaye bu zaten. Ya böyle hikayelerle evet. sinemada bu iş olur. Yoksa ne çekici kılacaktır sinemayı? İşte bu. Yani... Hı -hı. E, tiyatrolara da benzer bir şey olmadı mı tiyatrolarda da e, böyle oldu Çünkü insanlar bazı yasaklara karşı müzik performanslarında da aynı şey evet. oluyor e, müzisyenlerle ilgili oyuncularla ilgili aynı şey oluyor Çünkü halk mutlaka kendi sanatçılarına sahip çıkıyor tanımasalar bile Eğer gençse bunlar Eğer iyi bir şey yapıyorlarsa hakikaten arkasında duruyor bunu yani tarika bir mi? hem de yani yeni ya. yapmak isteyenler için de Evet istiyor. Evet İlham sinemada bir şey oynayan mi? bir film. Evet. Biz fragmanı baştan sona izleyebilir miyiz acaba çocuklar? Bir görelim hepsini. Harika. Peki e, acaba orada birçok ödüller mi var? Hı -hı. Öyle bir, bütün ekran dolmuş ödüllerle. Evet kurak günlerle biz uluslararası ve ulusal festivallerden 30'a yakın ödül aldık. Çok hmm. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Yani Tebrik Umarım de. en kısa zamanda izlersiniz siz de. Hmm. Ve sinemada gidip izleyeceğiz. Evet tabii en ki. En güzel. Işte. Evet evet tabii, tabii ki. ki. Müthiş. Yani çünkü Müthiş. zaten bu bir konsantrasyon meselesi Hı -hı. unuttuğumuz bir şey sinema ile ilgili. Hı -hı. E, dijitallerin ve maalesef Covid'inle negatif etkisiyle Hı -hı. tekrar konsantrasyonu e, toparlamak için iyi bir neden kurak günler kadar iyi bir film olması. Başka bu arada bu yıl Artaz Altın Portakalı takip ettiniz mi bilmiyorum. Hı -hı. Gayet iyi filmler, Hı -hı. gayet güzel e, filmler var. Karanlık Gece şahane film. Müjdeci'nin filmi. Iguana Tokyo çok ilginç bir film. Ee, böyle Artaos'ta harika bir hareketlenme var. Bu bizim bir acaba var. bir e, sinemamızın tekrar e, yükselmesi, yücelmesi, gönenmesi e, ve e, kendi seyircisiyle beraber Türkiye'de yeni bir sinema oluşmasına neden olacak herhalde gençlerle beraber. Ee, böyle olacak. Yoksa biz böyle şey bekleyemeyiz. Acaba hangi Amerikalı dijital platform daha <laughs> e, Türkiye'ye giriş yapacak da Kıvanç Tatlıtuğ hangi yeni dizide oynayacak diye bekleyemeyiz yani. Değil mi? Bu bir, Bizim sinemamız gençlerden bir sinema gelecek. Çünkü artık bu yani dijital platformlardaki isimler genç değil. Onlar dijital platformların işte yurt dışından gelenler falan filan yurt içindekiler. Acaba ben postu nasıl kurtarırım dalgasına çok paralar verdiği insanlar var. Onun dışında gençlerden nasıl bir sinema gelecek? Nasıl müzikten geldi işte? Nasıl geldi müzikten? Kadıköy'den, modadan, şuradan, <laughs> buradan, küçük sahnelerden mükemmel gençler Oradan ürediler. Nasıl stand-up'tan evet. geldi? Küçük salonlardan büyük salonlara işte senin yaptığın gibi Anadolu turnelerine, dünya turnelerine kadar. Bu iş böyle geliyor. Sinemada da aynı şey olacak. Ya falanca orada bilmem kimle anlaşma yapmış falan. Yani ya şöyle... neymiş neydi bir şeyler orada çok var şimdi. Yani o dijital platformlar zaten o bir sosyalleşme değil. Zaten evet. bir şeydi ne sen Allah bilmiyorum. <laughs> Sabah karşı yarım mı bıraktım, bitirdim mi bilmiyorum filan. Yani ne seyrettiğini de unutuyoruz. Ama fokus problemi ile ilgili konuşmuştuk evet. i̇şte. <laughs> <laughs> Erken de konuşmuştuk bunu. Yani müzikal üretimde de kesinlikle geçerli. Hani bundan ya. 30 yıl önce Pink Floyd'un işte hani ortaya koyduğu bir eserin uzunluğuyla yani günümüzdeki hani işte daha daha popüler kültüre hitap eden eserlerin uzunluğu ve ee, şey e, organizasyonu daha farklılık gösterebiliyor yani algımız aslında fokusumuz daha hızlanıyor bir birçok bir şeyi daha hızlı olsun istiyoruz aslında bunda bu bir dezavantaja dönüşebiliyor işte zaman içerisinde başka canlalar oluşuyor başka hikayeler e, oluşuyor yani bir şeyin yapısal anlamda değişkenliği de söz konusu olabiliyor zamana e, e, zamanla beraber ilerledikçe yani biz mesela kurak günleri izlemeye gittiğimizde ya da sizin oyunu izlemeye gittiğimizde, senin gösterini izlemeye, senin konserini izlemeye gittiğimizde o gün bundan bir tane yaparız. Yani iki tane yaparsak hayatta bir ikidir değil mi o? Hani bir filmden çıkıp öbür <laughs> filme girmek <laughs> hani festival zamanı <laughs> olabilecek bir şey yani tiyatroda falan. Bir tane o zaman işte bu fokus meselesinde onun öncesi ve sonrasıyla beraber o eşsiz bir deneyim haline geliyor. Çünkü senin deneyimin o. Dijital platform karşısına bayılmış ki e, öyle bir deneyim yok. Sizin, sizin oyunla ilgili de söylediğiniz şey evet. vardı. Erken evet. hani konuşuyorduk. Bu hani evet. o ilginin e, ne kadar orada kalabileceği, evet. onun oradaki durumu, insanların ne kadar aklının orada <laughs> o konsantrasyona yetebileceğiyle de ilgili bir, bir durum var. Hani o takip mekanizmaları da değişkenlik gösteriyor zaman içerisinde. Dediğimiz gibi hızlanıyoruz. Birçok şeyi daha hızlı e, kavramak, hızlı anlamak hmm. istiyoruz. Belki de hani sabrımız azalıyor bilmiyorum. Yok ya bu işte böyle hepsi sosyalleşme. Sosyalleşme derken Tabii. tek başına bile gitsen o bir sosyalleşmedir. Yani sinemada tek başına ya da tiyatroda tek başına bile olsan o bir sosyal hayattır. Ve o senin için vazgeçilmez unutulmaz bir deneyimdir yani. Bir iş seyrediyorsun yani sinema filmi ya da şey. Bence çok çok iyi çok iyi. Hikayenin böyle gelişmesi çok güzel oldu. Ya yani bilemem uzaktan bakarken böyle düşünüyorum.